Yeni gün hafta sonundan bir kez daha günaydın. Şimdi bu bölümde çok değerli iki ismi ağırlayacağız değerli izleyenler. Kadın futbolunun yükselişte olduğu bu günlerde kendileriyle kadın futbolunu konuşacağız. Amirli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ve yardımcısı aynı zamanda U19 Takımı Teknik Direktörü Begüm Üres'in bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu pazar sabahında bizi kırmayıp geldiniz. Çok teşekkürler öncelikle. Necla'm, öncelikle siz tabii ki önemli bir figürsünüz, önemli bir spor ikonusunuz Türkiye'de. Ama yine de ben Begüm Hocam sizin de futbolla tanışma hikayenizi merak ediyorum ve merak edenler için sohbetimize buradan başlayalım istiyorum. Tabii öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben daha kendimin gelişmeye devam eden ve kendini daha da fazla bu işin içinde yoğun bir şekilde çalışması gereken kişi olarak görüyorum. Benim futbolla tanışma hikayem çok tesadüfler eseri olan. Daha sonrasında da biraz fazla hırslı olmamın ve istediğim şeyi yapmak için mücadele ederek geçen bir 21 seneye aslında sığıyor. Futbol oynamak istediğim dönemlerde kadın futbolunun kapandığı bir sürece girilmişti. Hiçbir şekilde futbol oynayamadım. Futbol oynayamadığım için de acaba bu işi nereden devam ettiririm gibi soru işaretleri varken kafamda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda okurken Ersun Yanal'ın kendisine bir kadın yardımcı antrenör aradığını, hareket eğitim ve koordinasyonla ilgili çalışmaları takıma onun vermesi gerektiğiyle ilgili bir bilgi aldım arkadaşlarımdan. Gittim, görüştüm. O görüşme 21 senedir de futbol camiasında gerek Süper Lig'de gerek milli takım seviyesindeki tüm alt yaş kategorilerinde çalışarak bu noktaya geldim. Şahane ve her zaman sizin isminiz geçince yani yeteneğiniz, projeleriniz bir yana bir de antrenör yetiştirme hevesinizden de herkes bahsediyor. Ben bu noktada Begüm Hoca'ya söz vermek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Futbola nasıl başladığımı kısaca anlatayım. Yani benim bütün kız arkadaşlarım gibi hep içimden geliyordu. Yani bütün sokakta erkeklerle tek başıma oynarak başladım. Ama o dönemde yani ailem de çok desteklemiyordu açıkçası. Farklı branşlara yönelttiler. Handbol oynadım, basketbol oynadım, yüzme antrenörlüğü yaptım gibi. Ama üniversitede futbolla tanışma imkanım oldu. Kulüplerde oynadım. Daha sonra da hayat Necla Hoca ile beni karşılaştırdı. Sağ olsun eğitimlerimize çok destek verdi. İlk antrenörlük belgemi kendisinden aldım. Ve şu anda da 6 senedir kendisiyle birlikte çalışıyorum. Şahane, evet. Sizin Ağustos'tan beri biz Yonca ile birlikte bu programı yapıyoruz. Zannetmiyorum ki yani adınızın geçmediği ya da kadın futbolundan bahsetmediğimiz programlar sayılıdır. Çok emeğiniz var. Bunu en yakından görenlerden, şahit olanlardan biri de benim. Bir kere milli takımda, milli takım gibi değil, kocaman Türkiye kulüp gibi çalışıyorsunuz. Yani oradan her kulübe, her oyuncuya, her yaş kategorisinde eliniz uzanıyor, eliniz değiyor. Böyle abla gibi. Yani böyle değil mi onlara yani bir çok farklı ilişkiler içerisinde kadın futbolu ve daha gelişmeye çok açık bir alan. Siz kendi antrenörlük hikayenizi de anlattınız. Ersun Hoca'nın verdiği şansla o gün bugündür içindesiniz. Ama siz geriye dönüp bu tarafta kadın antrenörlere çok şans veriyorsunuz. Nerelerde ne eksiklerimiz var? Daha iyiye gitmek için bir önce oradan başlayalım. Bu tarafta çünkü işler iyi gidiyor ama orayı da sonuç odaklı hale getirmeden önce biraz gelişme kısmında mesajlarımızı verelim, sonra orayı hem milli takımı konuşuruz hem kulüplerin, şimdi Süper Ligi konuşuruz, lig başlıyor onu konuşuruz. Ne yapmamız lazım? Yapmamızdan önce şöyle kısa bir bilgi vermek isterim. Ben evet kadınlara, kadın antrenörler olsun çünkü bu kadın futbolu çok boş bir alan. İnanılmaz istihdama açık bir alan. Siz çok kıymetlisiniz ki bizim sesimizi kitlelere ulaştırıyorsunuz. O yüzden de size çok teşekkür ederiz. Bu işte yayıldıkça, kadınlar da bilinçlendikçe ya da kadınlarla birlikte çalışan erkekler, kadınların da bu işi yapabilecek potansiyellerin olduğuna inandıkça daha da büyüyecek. O yüzden ben kadınların mutlaka ve mutlaka sporun içinde olması gerektiğini, toplumsal cinsiyet eşitliği istiyorsak, ben şu cümleyi çok sevmiyorum. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapalım, yapma. Sen kadınlara eşit şansı ver, o kadın zaten kendi içindeki potansiyelle artıya geçecek. Ama bizim herhangi bir şekilde pozitif ayrımcılığa yapılmasına ihtiyacımız yok. Aslında benim en büyük felsefem bu. Benim başkaları tarafından desteklenmem ya da pozitif bir ayrımcılığa ihtiyacım yok. Ben fırsat eşitliğini yakaladığım zaman zaten kendimdeki, içimdeki potansiyelle o işi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. En büyük amacımız bu. Kadın futbolunda da işte bu kadar büyük aile olmamızın en büyük nedeni de şu. Kızlar kendi içindeki o gizli güçleri sahaya çıktıkları zaman yansıtabiliyorlar.
Ve bu sadece spor odaklı ya da spor yapıyorum odaklı değil. Sosyal anlamda, psikolojik anlamda kendilerini en iyi ispat ettikleri alan. Biz de sadece antrenörleri olarak bu işe gönül vermiş kişiler olarak onları desteklemeye çalışıyoruz. Begüm Hocam, sizin demin kurduğunuz bir cümle var. Hani futbol oynamak istiyordum ama futbol oynayana kadar hani basketbol, handbol, yüzme yapmadığınız spor kalmadı. Ve sokakta da erkek arkadaşlarınızla oynayan tek kız çocuğuydunuz o zamanlar. Ben bu cümleyi duymadığım bir kadın futbolcu bugüne kadar tanışamadım. Bir şeyler değişiyor. Kesinlikle. Ama o değişene kadar hani şu anda bence şu olmaya başladı. Kızlar evet ben de futbol yani hangi sporu yapmak istiyorsun noktasında futbol demeye başladılar ya da başlayacaklar, az kaldı. Ne tavsiye edersiniz? Böyle siz o yoldan geçmişsiniz çünkü. Evet yani bütün arkadaşlarım gibi dediğim çok zorluk çektik ama şu anda mesela kulüp sayılarımız çok fazla. Ufak yaş gruplarıyla çalışan kulüpler çok fazla. Çok şansları var. Milli takım bazında da mesela eskiden biz uğraşırdık ufak yaş grubunu bulalım diye. Şimdi anne babalarımız bizi arıyor. Türkiye'den, yurt dışından hani kızım var futbol oynamak istiyor ne yapabiliriz diye. Ya aslında çok fazla alan kat edildi burada. Onlara tek diyebileceğim hani pes etmesinler. Şu an çok şanslılar eski döneme göre oynayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri çok alan var. Ablalarını örnek alarak yollarına devam edebilirler. Biz buraya geldiğinde herkese aynı şeyi söylüyoruz. Yakınızdaki kulüp fark etmez ne olursa evet, olsun tutun gidin. Kızınızın elinden gidin. Siz talepte bulunun. Hı hı. Erkeklerle oynasın. Belli bir yaşa kadar erkek çocukla kız çocuk arasında bir fark yok ki. Hiçbir fark yok. Zaten yurt dışında da en büyük destek o şekilde. Yani illa bir kadın kulübü bulmak zorunda değiller. 13 yaşına kadar, 14 yaşına kadar kız ve erkek çocuklar çok rahatlıkla aynı saha ölçülerinde eşit şekilde futbol oynayabilirler. Zaten oynadıkları şey eğitsel oyunlarla geçen, kendi aralarında işte topun daha fazla kendilerinde kalması sağlanması hedeflenen grassroots çalışmaları. Burada da kızı erkeğe ayırmanın da hiçbir mantığı yok. Zaten iyi olan ve bu işte devam etmek isteyenin yolu her zaman bir şekilde bulunuyor ve açık. Ama futbol oynamaktan keyif alan kız çocuklarını da sırf kadın kulübüne götüreceğim gibi bir tereddütleri olmasın. Erkeklerle de çok iyi bir şekilde futbol oynamaya devam edebilirler. Kulüplere bir de spor okullarına da götürebilirler değil mi? Ya şu anda erkeklerle birlikte spor okulları var dediğiniz gibi. Hani eskiden sadece yurt dışındaydı bu. Şu an Türkiye'de de uygulamaya başlandı. Yani çok daha katkısı var diye düşünüyoruz biz erkeklerle birlikte oynamanın belirli bir yaşa kadar. O mücadeleyi falan, kesinlikle. O fiziksel mücadeleyi dair. Hocam hiç bahsetmek istemiyorum aslında maçtan ama şu salı günkü maçı konuşmak zorundayız. Çünkü o maçın mesajı çok önemliydi. Yani Türkiye'de skor her zaman her şeyin önüne geçer ama bu maçın önüne geçmemeli. Bu bir dostluk maçıydı, hazırlık maçıydı ve kadına karşı şiddet için bu sene kurulan iki büyük camianın kadın takımları bir araya geldi. Siz de o maçta yorumcuydunuz. Evet. Nasıl bir maç oldu sizce? Sizin için önemli olan tarafları neydi? Benim için en önemli olan şey skorun haricindeki hiç önemsemediğimiz bir kısım skor kısmı. En önemli şey iki tane büyük kulübün ezeli rekabetinin kadın futboluna da yansıyor olup o kızları erkeklerin oynamış olduğu stadyumda seyircinin karşısında görüyor olmak. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyip o sahaya çıkmış olmaları bence kadın futbolu için yeni bir sayfanın açıldığının imzasıydı. O yüzden ben o kısmını o şekilde bakıyorum. Çok keyifli, kadın futbolunun geleceğini aslında şekillendiği ya da başladığı bir maç olarak adlediyorum. Çok heyecanlı oldukları zaten çok anlaşılıyordu. Çok. Bana sorarsanız o heyecan Nihan Hoca ile Nurcan Hoca'da bile vardı değil mi? Tabii. Yani onlar Nihan Hoca da ikisi de futboldan gelme eski futbolcu. Tabii Nihan Hoca geçmişte kadın milli takımlarında da antrenörlük yaptı. Nurcan Hoca eskiden milli takımımızın kalesini korudu. Şimdi ilk kez bu kadar büyük camianın teknik direktörü olarak sahaya çıkmak çok kolay değil. Bir de ister istemez büyük camiaların büyük baskısı, beklentileri oluyor. Hocalarım da biraz o beklentiyi karşılamak adına da biraz stresli ve heyecanlılardı. Hocam Dünya Kupası elemelerinde çok iyi gidiyoruz. 7 maçta 5 puan gayet başarılı. Son dakikada İsrail'de yendik. O maça döneceğim ama bir parça yani U19 karanlık bir tabloda şu anda. Ekim özellikle. Evet. Ekim ayına baktığımızda gol atamıyoruz. Puan yok.
3 maçta da 14 gol yemişiz. Evet. O iyi tarafına geçmeden, Dünya Kupası elemelerine geçmeden sizden bir yorum alalım mı Begüm Hoca? Niye böyle gidiyor şu anda U19? Tabii ki. Şöyle açıkçası 3 maçta da biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Oyuncularım da aynı şekilde. Ama şöyle bir eksiğimiz oldu. Şimdi pandemi herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bu yaş grubu, U17 yaş grubu yaklaşık 2 senedir hiç maç yapmadı. Kadın liginde de bu yaş grubu biliyorsunuz ufak yaş olduğu için çok fazla sahaya sürülmedi. Skor odaklı oynadığımız için geri planda kaldılar. Bu da oyuncuların maç eksiğine sebep oldu. Onun dışında da aslında çok fazla yeni bir ekibiz. Toparlanmaya çalışıyoruz ama biz skor odaklıdan öte A milli takıma ne kadar fazla oyuncu çıkarabiliriz? Yani altyapıda bizim 17, 15, 19 takımlarımızda A takıma oyuncu çıkarmak hedefimiz. Bu kötü tabloyu ikinci dönemde, çünkü oyuncularımız şu an çok iyi hazırlanıyor motive olarak. Evet. Performansları da daha iyi seviyede, ligleri de başlayacak. İkinci dönemde kapatacağız diye umut ediyorum. Peki yavaş yavaş burada, zaten gücünü de... Söylediği şey çok önemli. Yani insanlar bilmiyor. Biz sadece skor üzerinden bir şeyler konuşuyoruz. Ya ne skoru? Lig yok. Maç yok. Kızlar oynayamadı. İki sene bir arada belki bir jenerasyon kaybettik. Yani inanılmaz şeyler yaşandı. Biz hala skorlarınız çok kötü. Ne düşünüyoruz diye soruyoruz. Yani o noktada... Başlıyor evet. Bence evet. Dediğiniz çok çok doğru. Bir imkansızlıklar pandemi tabii, süreci. Tabii. Şimdi bir haberimize bakalım. Değerli izleyenler, 18 Aralık'ta başlayacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan fikstür çekiminde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin takvimi belli oldu. Buna göre takımlar iki gruba ayrılırken Beşiktaş'la Fenerbahçe kadın futbol takımları aynı grupta yer aldı ve ezeli rakipler ligin ilk haftasında birbirlerine rakip oldu. Böylelikle Fenerbahçe ile Beşiktaş erkek futbol takımları arasında oynanacak derbiyle aynı haftada iki kulübün kadın futbol takımları da karşı karşıya gelmiş olacak. Fikstür çekiminde B grubunda yer alan Galatasaray kadın futbol takımı ise ilk hafta sahasında Sivas Spor'la kozlarını paylaşacak. Federasyon ve Turkcell yetkilileriyle kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, kadın futboluna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti ve beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Bütün Türkiye'nin her yerinden güzide Anadolu Spor kulüpleri, futbol kulüpleri bu yarışın içine girdiler. Biz çok güzel bir günde başlamıştık ve bir mottoyla başlamıştık. O zaman demiştik ki kadın futbolcular bir, ön yargılar sıfır demiştik. Aslında çok kısa zamanda bu ön yargıların da yıkıldığına da şahit oluyoruz. Bu şey de, şu demek de oluyor. Hakkari'deki bir kızımız da, Artvin'deki, Ordu'daki bir kızımız da artık kadın futboluna ilgi duyduğu zaman bir platforma kavuşabilecek, oynayabilecek, futbolla ilgili gönlünden geçenleri yapabilecek. 24 takımla ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak gerçekleştirilecek. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmalarıyla sezon tamamlanacak. Evet, 2021-22 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Ezeli rekabet artık bu ligde de var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, büyük takımların katılımı tabii ki çok çok önemli. Diyelim ve İsrail maçına gelelim. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. 5 maç 7 puan. Ben bu lig hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum ama milli takım penceresini açalım. Şimdi hocam bizim takımda Almanya, yani bizim grupta H grubu Almanya var, Portekiz var. Sırbistan gibi genetik olarak yani öyle bütün bir ülke olarak sporcu bir yer var. Biz orada 5 maçta 7 puan ve hani şu İsrail maçı benim için en önemli olan karakter gösteren maç oldu. Yani bütün bu bize oraları bir anlatır mısınız? Siz orayı nasıl yaşıyorsunuz? Çünkü biz bu taraftan bakanlar sizin içinde yaşadığınız mücadeleyi işte o şartları hiç görmeden... Skorda skor, skorda skor. Bizim taraf böyle ama kadın futbolunda orada başka hikayeler var öne çıkarılması gereken. O yüzden lige de özellikle tekrar dönüp onları da bir daha orada da konuşmak istiyorum. Ama şu İsrail maçı, o penaltı falan hocam bir ne yaptınız orada? Ya penaltı ile ilgili şöyle bir anımız oluştu. Şimdi biz antrenmanlarda mutlaka penaltıcımız belli. Yağmur ya da Ebru atar ama antrenmandan işte maçtan bir gün önce de mutlaka yine denettiririz. Emine Ecem Esen var, çok sevgilerimi iletiyorum. ALG takımında oynuyor. Hep penaltı deniyor ama mümkün değil yani olmuyor. İstediğimiz gibi atamıyor. Aman Emine sakın yapma kızım falan yapıyoruz.
Ya penaltı oldu zaten, düdük çalacak artık, maç bitecek, atmamız lazım. Aldı topu eline. Şimdi herkes birbirine bakıyor mu? Ben o kadar gerginim ki. Kulübedeki kızlar dedi ki hocam Ece mi aldı topu dedi. Saçmalamayın, hayır, kalp krizi geçireceğim şimdi, olamaz. Bağırmaya başladık. Ecem hayır hayır, bu gülüyor, elinde top. Koydu böyle, kaleciye bakıyor falan. Dedim eyvahlar olsun, sesimiz de duyulmuyor, bittik biz. Kaleci ona bir şeyler söylemiş falan, hiçbir şey yok. Koydu topu, sonra hadi Ebru dedi. Biz böyle ay tamam tamam rahatladık. Hani bunu bile yapabilen, o anda bizim bütün sinirimizi, titremizi yukarı çıkartan ama inanılmaz da keyif alan bir takımız aslında. Ya hocam o dakikada bunu ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Bir özgüven. Evet. İki takımın içinde o hani şey ya, o noktada bile hani o tatlılık, evet, o evet, farklı bakış var, onu düşünebiliyor. Yani stres var ama o stresi bir yönetme tarafı da var yani o noktada. Bu hani başka maçlarda şöyle oluyor. Erkek maçlarında o oyuncu koyuyor, atıyor, kaçırıyor. Sonra dönüyorlar, diyorlar ki hoca bilmiyor mu, takımın penaltıcısı yok mu diye bir de. Geri olay bu tarafa dönüyor tekrardan yani. Bizim yaşadığımız en güzel şey şu, pandeminin çok olumsuz taraflarını yaşadık. Hiç maç oynamadık, lig daha yeni açılıyor. Ama en güzel tarafı da şuydu. Sağ olsun futbol gelişim direktörümüz Oğuz Çetin, başkanımız, yönetimimiz bize o kadar güzel imkanlar sundular ki biz Mayıs ayının sonundan itibaren sürekli kamptayız. Ve artık aile ortamı, bütün oyuncular birbirini çok iyi tanıyor. Farklı takımlardan gelseler bile birbirlerini özlüyorlar. Aynı kampın içine girdiğimiz zaman ki 15 gün 20 gün kamp yapıyoruz. Ama bir kere sıkılan, bir kere of bitse de gitsek diyen olmadı. İsrail maçının en önemli kısmı da şuydu. 2-0 geriye düştük. Bir anda herkes çöktü. Ne yapacağız? Soyunma odasına girdikten sonra dediğimiz tek şey şu oldu. Bu maçı kazanacağız, çevireceğiz. Daha 45 dakikamız var. Oynamak zorundasınız. Canlı analizleri yapıyoruz. Canlı analizimizi yaptık. Gerekli olan bütün bilgiyi kızlara vermeye çalıştık ama oradaki en önemli şey işte oradaki onların lider ruhunun ortaya çıkmasıydı. Bu maçı çevireceğiz zaten, biz devre arasında Begüm Hoca ile Hilal Hoca ile birbirimize baktık. Tamam, biz çok rahatlıkla en kötü berabere ayrılacağız buradan dedik. Ama tabii son saniyelerde gelen penaltı bizim unutamayacağımız, kızlar açısından özgüven anlamında çok kıymetli bir 3 puan oldu. Kesinlikle hocam, yani grupta iyi gidiyoruz ama siz bunun dışında da bunun ötesinde de bütün kulüp takımları içinde, şimdi Süper Lig'e de oradan başlayacağım. Hani sadece Beşiktaş'ın olduğu bir noktada aslında bu işe sizin oyuncu, sizin işiniz aslında milli takım oyuncular olacak. Siz de en iyilerini seçip takımı alıp işte turnuva oynayacaksınız ama hayır öyle değil. Kulüpler girsin, lig olsun, oyuncular artsın, daha nereden nasıl oyuncu çıkarabiliriz, aileleri nasıl ikna edebiliriz? Yani orada birçok iş yapıyorsunuz gözle görülmeyen ve ben de buna çok yakından şahidim. Bir de teknik direktörlerin gelişmesi için UEFA ile workshoplar, yani bunlar hepsi çok değerli. Hani daha bizim etimiz ne, butumuz ne noktasında bunları düşünmek ve bunun çabasını, vizyonunu koymak. Dediğiniz gibi burada Federasyon Oğuz Hoca'nın da Futbol Geliştirme Merkezi'nin de çabaları var. Ve çok. Ligi oynatmaya çalıştığınızı da biliyorum geçen sene ama çok fazla teknik detay vardı ve sağlık açısından evet, bilinmez vardı. Amatör ligler kategorisinde olduğu için de kadın futbol. Belki şimdi Süper Lig olduktan sonra işler değişir. Biraz daha profesyonelliğe doğru gidecek, kızların imkanları artacak, kulüplerin imkanları artacak. Daha keyifli bir ortamda artık maçlar seyredilecek. Bir de yıllardır bu işe emek veren, bir tane kız çocuğu futbol oynuyor diye takım açan antrenörlerimiz var, kulüp yöneticilerimiz var. Yani onlar da buradaki o parlayan yıldız, şimdi kadın futboluysa gelişim anlamında. Onların da buradan faydalanması, kendi emeklerinin karşılığını profesyonel ortamda alıyor olmaları da bizim için çok keyif verici. Umarım çok daha güzel şeyler olacak ama bahsettiğiniz gibi o kadar yeniyiz ve o kadar gelişime açık bir alan ki. Nereden bir adım atsanız ya da bir o boşlukta bir şeyler yapsanız gerçekten fark yaratıyorsunuz. O yüzden biz de olabildiğince elimizden ne geliyorsa, işin teknik tarafı çok ayrı. Kampta tamamen kampımıza ve maça odaklanıyoruz. Evet, galibiyet bizim için çok kıymetli ama gelişim kısmı çok çok daha kıymetli.
Evet. Siz yani hala çok gençsiniz tabii ki, çok da güzelsiniz ama ilk gençlik yıllarınızda bir sürü engeli aşıp da geldiniz bu noktalara. Hala şey oluyor mu? Mesela ben şey hatırlıyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siz Süper Lig programında yorumcuydunuz, evet. Ve ertesi gün şöyle bir şey konuşuldu, ne kadar da teknik de konuşabiliyor gibi. Şimdi bir erkek yorumu tabii ki bu, iyi bir şey söylediğini zannederek aslında bir şeylerin de ipucunu hakaret veriyor. Hakaret ediyor yani. Yani çok beğenmiş ama bir yandan da şaşırmış. Ne kadar teknik konuşabiliyor futbol hakkında diye. Yani hem hoca olup hem de böyle bir teknik yorumda beklemiyordu demek ki sizden. Hala böyle kulağınıza gelen yadırgamalar ya da bir parça engeller oluyor mu, karşılaştınız? Belki o kız çocukların aileleri olabilir. Neler söylersiniz? Engeller devam ediyor mu Türkiye'de? Ya mutlaka her girdiğiniz ortamda o ispat döngüsü dediğimiz o dairesel süreci yaşıyoruz. Eyvah, işte bir bilgi kontrolü, nereden geldin, oynadın mı, ne oynadın, iyi miydin? kıyaslamalar oluyor ama önceden çok kafama takıp ya gerçekten doğru yolda mıyım dediğim birçok kırılma noktası yaşadım. Ama şimdi artık bazı şeyleri aştığım için çok fazla umursamıyorum. İnsanlara da hak veriyorum çünkü çok göz önünde değildik. Çok fazla kendimizi ifade edebileceğimiz de ortamlar yoktu. Şimdi o ortamlar var. Yavaş yavaş kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. İnsanlar da bizi tanıyor. Bir kadının futbolda olabileceğini ya da futbolla ilgili yorum yapabileceğini, ki bence siz çok kıymetli bir program yapıyorsunuz. Ben bütün programı izliyorum. Takımlarla ilgili olan kısımlarda inanılmaz analizler ve istatistiklerle ilgili yorumlar çok yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bize de şaşırıyorlar hala. İşte böyle yavaş yavaş ısınacaklar bize. Ben sadece işte 21 senedir bu camiadayım. Ne zaman çok agresif davransam daha fazla kapının kapandığını gördüm. Ama daha yumuşak geçişlerle, evet, cinsiyetimi nötrleyerek, zaman zaman kendi cinsiyetimi hiç ön plana atmadan futbol insanı olarak, spor insanı olarak insanların karşısına geçmeye çalıştım. Ve antrenör eğitimciliğime devam etmemin en büyük nedeni şu: çok fazla antrenörle muhatap oluyorsunuz. Her gittiğim kursta 20-24 tane aday antrenörümüz var. Onlara bir kadın antrenör olarak, eğitmen olarak bir şeyleri ifade ettikten sonra onların da algıları değişiyor. O yüzden böyle ufak ufak yollar bulup hocam, idare ediyoruz. Bir antrenörlerin çok tatlı gözüküyorsunuz. Yani sormak istiyorum şimdi, hani sahada da yani yardımcısına sormak gerekiyor bu noktada. Bu kadar tatlı mı? Ya sinirlendiği zaman neler oluyor? Ya tabii ki sinirlendiği zamanlar oluyor ama burada anlatmıyor diyorsun. Yok. Gerçekten hani kendi burada diye söylemiyorum. İyi ki var. İyi ki kadın futboluna gelmiş. Yani şu an tabii ki eski hocalarımı dışarıda bırakamam. Çok emekleri var ama kadın futbolu bugün buraya geldiyse Oğuz Hoca ve Necla Hoca sayesinde. Yani eminim ki bizler, diğer gelecek hocalarım, arkadaşlar sayesinde çok daha iyi yerlere gelecek. Necla Hocam tabii ki sinirlendiği anlar oluyor. Yani maçlardan belki biraz görüyorsunuzdur. O da insanlık hali, çok normal. Hani maçın dönüm noktasını da birazcık düşünebilirsin. Ama onlar da gerekiyor. Onun dışında hani iyi ki var dediğim insanlardan biri. Ben şeye tahammül edemiyorum. Yapabileceklerine inandığım şeyi yapmadıkları zaman tahammül gücümü aşıyor. Çünkü inanıyorum, biliyorum yapabilecekleri en iyi şey, oynadıkları şey, kendilerini en iyi ifade ettikleri yer futbol sahası. Neden yapmıyorsunuz kısmında evet bazen yükseldiğim, bazen bir takım reaksiyonlar verdiğim doğrudur. Ama vermemek lazım. Mümkün değil, değil mi? Ya o şeyde, o heyecanda. Ya bizim çok güzel bir ekibimiz var. Şimdi Begüm Hoca, Hilal Hoca, Sinan Hoca, işte Eren var bizim idari menajerimiz. Çok uyumluyuz. Ben sinirlendiğim zaman Begüm'le Hilal'in arkadan hemen kızları organize ettiğini hissedebiliyorum. Ya da işte idari anlamda bir sıkıntı olacağını hissettiği zaman hemen Eren orayı kapatabiliyor. Yani yıllardır birlikte çalışmanın vermiş olduğu da bir artık birbirini tanıma ve profesyonellik var. Herkes nerede nasıl davranacağını bilince işler çok güzel bir şekilde devam edebiliyor. Yanındayken konuşmak kolay. Acaba yanında olmayanlar neler söylüyor Necla Hoca? Diyelim ve evet, şimdi özel bir haberimiz var değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Onur Çubukçu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımından Didem Karagenç ve Yağmur Uraz'la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu iki ismin Necla Hoca için de küçük birer sürprizi var.
Beşiktaş'ın dediğiniz gibi uzun yıllardan beri bir kadın futbol takımı vardı. Öncülük ettik diyebilirim bu konuda. 7 seneden beri Beşiktaş forması taşıyorum ve ilk girdiğimiz sezondan bu yana sesleniyoruz. Lütfen takım kurun. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, diğer büyük kulüpler takım kursunlar, işin içine girsinler ki rekabet artsın istiyoruz. Çünkü onlar işin içine girdikleri zaman rekabet artacağını biliyoruz ve mutlaka ligin kalitesi de buna göre değişecektir. Çünkü onların da yaptıkları transferler çok iyi transferler olacaktır diye düşünüyorduk ki öyle de oldu. Onlar da çok iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. İzliyoruz, takip ediyoruz. Avrupa standartlarında da diğer ülkelerde bu şekilde oluyor. Yani tüm büyük kulüplerin kendine ait bir kadın futbol takımları daha var. Ve böyle olduğu için de seviye yükseliyor. Ve yaptıkları müsabakalarında bununla doğru orantılı olarak seviyeleri artıyor. Ve daha İyi rakiplere karşı oynama fırsatı buluyorsunuz ve bu da Avrupa seviyesinde sizin daha iyi bir müsabaka geçirmenize sebep oluyor. Ve şöyle bir şey oldu, yani lig tamam takımlar girdi ama sayı da arttı. Daha fazla maç oynama imkanı bulacağız. 18 tane takım oldu şu an ligimizde ve gerçekten bu sayı bu zamana kadar görülmüş en yüksek sayılardan bir tanesi. Buna doğru orantılı olarak da biz de çok iyi maçlara çıkacağız ve müsabakalara çıkacağız. Necda hocama çok selamlarımı iletiyorum. Eminim ki şu an orada her şeyi benden çok daha iyi bir şekilde dile getiriyordur zaten. Çok öpüyorum, çok selam söylüyorum. Milli takımda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Buradan mesajı vermiş olalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle her iki takımı da kutluyorum. Kesinlikle skoru hiç kimse düşünmüyor. Bu maçın amacı çok farklıydı. O şekilde de oldu diye düşünüyorum. Bir maçı çok şekilde düşünebiliriz. Bu maçın önemi çok fazlaydı. Televizyon başında izleyen genç kardeşlerimiz, futbol oynamak isteyen kız çocuklarımız, bu konuda ön yargılı yaklaşan ailelerimiz için aslında çok güzel örnek bir maç oldu. Kadınların gücü canlı yayın ekranlardan verilerek bu anlamda ailelerde altyapıdan gelecek çocuklar için de iyi bir aslında rol model oldu. Her iki takımı da kutluyorum. Yeni oluşum, yeni kurulmalarına rağmen iyi bir projeydi. Necla Hoca benim için çok değerli. Milli takımımızın teknik direktörü. Bana dokunan insanlardan birisidir. Hayatıma ve futboluma çok fazla dokunan bir insandır. Onun değeri bende fazla. Bizim başımızdan ayrılması ve bizi kesinlikle bırakmasın. Hep yanımızda olmaya devam etsin. Didem'den ve Yağmur'dan mesajlar, temenniler geldi. Demek yakında ve uzakta söylenenler çok değişmiyor hocam. Bunu evet. Görmüş olduk. Çok sağ olsun, Didem'in mesajını aldım. Kadroyu açıklarken bakacağım. Yağmur'a da çok teşekkür ediyorum. İkisi de çok öyle özel. Öyle mi oluşuyor kadrolar? Şimdi onun da çıkar gerçekten. Yani çok çok sık eliyoruz, çok sık dokuyoruz. İnanılmaz çalışıyoruz. Hani burada Begüm Hoca'nın da pandemi sürecinde bütün Avrupa'yı neredeyse taradı. Yani burada bazı gizli kahramanlar var. İsmini vermek istemiyorum Banu Hanımcığım, sağ olsun. Kontak kişileri bulup bütün Avrupa'da neredeyse oynayan Türk kızların hepsini izledik. Davet ettik, kamplarımızda değerlendirmeye çalıştık ki çok kıymetli isimleri de hem U17, U19 ve A milli takıma kattık. En son kattıklarımız arasında Miraycim vardır. Alman milli takımında 19 milli takımına kadar oynadı. Şimdi A milli takımda bizi tercih etti. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da gerçekten her birini, şimdilik başlayacak. Bütün ekip cumartesi, pazar bütün maçları ilk haftadan bitireceğiz ve hepsini izlemiş olacağız. Şahane. Ligin formatı da 18 takım, 2 grup playofflu oynanacak. Biraz normal bizim Süper Lig'den farklı bir formatı var. Ama heyecanla bekliyoruz başlamasını. Fikstür de çekildi. Bakalım neler olacak. Orada gerçekten Beşiktaş uzun zamandır bayrağı almış götürüyordu. Ve hep de rakip istediğini söylüyordu açıkçası. Hani onun geldiği yoldan gelseydi, eğer Süper Lig kurulmasaydı, çok alt liglerden karşılaşana kadar çok seneler geçecekti belki de. Ama bu sayede şimdi bir anda ilgi belki 10 katına çıkacak ve bir sürü şehirde artacak. Bu oyuncu havuzunun inanılmaz büyümesi gerekecek. Sadece A takımlar için değil, çünkü alt yaş kategorileri de oluşmaya başlayacak. Şu anda hep üst yapıya gidiyor bütün oyuncular, yaştan bağımsız. Ben iki tane şeyi söyleyeyim hemen söylediğinizde. Birincisi, Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altyapısında çalışan hocalar, hocam maillerimiz doldu.
bütün kız çocukları ben de gelmek istiyorum, ben de burada olmak istiyorum diye mail attı diye bana mesaj attılar. Süper. İnanılmaz bir etkisi oldu maçın. İkincisi de Beşiktaş'ın 7 Aralık'ta oynadığı bir Atletico Madrid Beşiktaş maçı vardır. Ah, inanılmaz. 33 bin seyirciyle rekorun kırıldığı bir gün. O gün biz hep beraber izlediğimizde şunu söylemiştik ya. Bir gün kadın ligi bu statta oynanacak mı? Bunun hayalini kuruyoruz ama gerçekleşir mi dediğimiz gün ilk hafta bu kadar olur. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle başlanacak ve büyük bir ihtimal Vodafone Park'ta oynanacak maç. Ve biz aslında bir hayalimizi daha gerçekleştirmiş büyük olacağız. Büyük ihtimalle full olacak o evet, maç. Umarım aynen öyle olur. Olması lazım. Yani son şampiyon Beşiktaş. Evet. İlk defa bir derbi, çünkü Galatasaray-Fenerbahçe oynadı ama o bir dostluk maçıydı. Resmi maç değildi. İlk resmi maç, ilk derbi. Yani tarihe geçmek isteyen o maça gitmesi lazım. Evet, biz orada olacağız, bekleriz. Evet, Necla'cığım şey verdi. Şimdi birazdan noktalayacağız ama istiyorum ki bir maç programı ekranlara gelsin. Bein Sports'ta neler var, sonrasında bir maç sohbeti yapalım hep birlikte. Bundesliga'da 6 maç var. Ben Freiburg-Hoffenheim maçını seçtim. Geçen hafta Mönchengladbach deplasmanında unutulmaz bir galibiyet aldılar. 6 gol attılar sadece ilk yarıda. Tarihi bir skor ve başarı. Bakalım bu hafta ne olacak? Rans ve Saint-Étienne maçını da ekledim. Geçen hafta Rennes 5-0 yenildi Saint-Étienne. Rans deplasmanında olacak. İlgilenenlere iyi seyirler diliyorum ben efendim. Medipol Başakşehir Kasımpaşa maçında güveniyorum heyecan ve bol pozisyon anlamında. Hocam ben de böyle bayağı bol bol mal seçtim. Ligi maçlarını biraz daha az koyayım. Onları ne de olsa seyrederim. Bugün yine kimse yemek yapmayacak diye düşünüyorum. Evet, aynen. Şeyi seviyorum ben, bu Brest Montpellier. Montpellier'in hocası Dalloglio. Geçen sene Brest'i ligde tutan hoca. Dolayısıyla orada bir enteresan öyle bir derbi vardı. Onu da bunu söyleyebilmek için onu da koydum oraya. Siz mesela Ümraniye takip ediyorum. O da Abdullah evet. Hoca'nın hani ligde artık Abdullah Hoca'nın yardımcılarından bayağı bir tek. O da sizin gibi antrenör yetiştirmeyi evet. çok seven bir hoca. Onu da o yüzden ekledim. Eski yardımcılarından biri Recep Hoca var orada diye. Siz böyle neleri seyrediyorsunuz? Erkek futbolu diyeyim hadi seyrettiğinizde. Ya ben bütün yani o gün maç olan her şeyi neredeyse izlediğim için çok fazla maç seçmiyorum. Ama İngiltere ve Alman ligini olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Benim için iki tane farklı futbol oynatan farklı disiplinlerdeki ülkelerin liglerini takip etmek keyifli oluyor. Ama kendi ligimizde çok enteresan işler oluyor. Genç hocalar ve deneyimli hocaların yapmış olduğu hamleler artık ciddi anlamda göze dokunur şeyler olmaya başladı. Bir de ben yakın zamanda pro lisans eğitim programına dahil olduğum için oradaki bütün antrenörler arkadaşım ve onların takımlarını takip ediyorum. Şimdi Giresunspor'un ciddi bir tırmanışı var. Hakan Hoca ile beraber o çok keyif vermeye başladı. Ama uzun süredir Ömer Erdoğan'ı takip ediyorum. Hatay Spor'la yaptıkları şeyler azımsanmayacak şeyler. Çok keyif veriyor. Önde baskıyı çok iyi yapan, hücum varyasyonlarında inanılmaz üretken bir takımı var. Onu izlerken çok keyif alıyorum. Teknik direktör takımı evet. kavramı çünkü. Ay keşke programın başından alsaymışız. Evet. Süre bitti. Bütün maçları beraber konuşurmuşuz. Başına geldik. Necla Hocam, Begüm Hocam çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Bizim için, bu ülke için çok değerlisiniz. Sizi gururla takip etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Size de çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Bizi izlediğiniz için değerli izleyenler, sizlere teşekkür ediyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Thank you.